Semra bir ay sonra dün gece evladıyla koyun koyuna uyudu. Nasıl geçti geceniz? Harika geçti. Efendim? Harika geçti. Bugün bir ekstra güzel gözüküyorsun. Makyaj yapmışsın, kırmızıları giymiş. Yine hoş bir kadınsın da ama bugün bir herhalde çocuğu gördükten sonra mı? Kendimi toparlamak istedim bugün. Yani toparlanmış görünmek istedim. Güçlü görünmek istedim. Zaten güçlü bir kadınım ben. Sadece kolumu kanadımı kıran eksiklerim olduğu için öyleyim. Ama iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kolunu kanadını kırdı. Eksiklerim, evlatlarım. Evladım. Dün evladınla uyudun. Evladımla uyudum. Hem de kokumu çeke çeke uyudu böyle. Dilerim Rabbimden diğerlerini de aldığımda üçümüz de çok mutlu bir aile oluruz. Diğer evlatlarını da mı almak istiyorsun? Elbette ki. Onlar da evladım. 7 yıl sonra ne oldu sana? 7 yıl sonra değil Esra Hanım. Zaten çocuklarımı hiçbir zaman için unutmadım. Zaten onlar için bir savaş veriyordum. Sadece oğlum 16 yaşında daha. Ergen bir çocuk. O kadar dolduruldu ki. Tabii o doldurulurken ben ne yapıyordum? Ben de ayaklarımın üzerinde durmak için çabalıyordum. Bir şeyler yapmak istiyordum. Bir taş taş üstüne koymak istiyordum. Yeri geliyordu, yıkılıyordu o taşlar. Tekrardan yapıyordum. Hani İnşallah böyle bir girişimde bulunursun tabii. Doğru mudur, değil midir? Orası da artık bu saatten sonra. Baroya başvurdum zaten. Tartışılır. Şimdi asıl mevcut durumda sizin 7 yıllık bu birlikteliğinizi Ali ile beraberliğinizden dünyaya gelen ortak bir çocuğunuz var. Ve ilişkide de birçok problem var. Tartışmalar, kavgalar, birbirleriyle ilgili iddialar var. Dün bir araya geldiniz mi? Hani bebek vesilesiyle yayından sonra Ali ile konuşma fırsatı buldun mu? Bulduk. Konuştunuz. Yani çok fazla olmasa da konuştuk. Hani düşüncelerimiz, fikirlerimiz değişmedi. Hani kendisi açısından, benim açımdan. Benim aklıma tek bir soru takılıyor. Hani çocuğun akıbeti. Hani şimdi velayet onda, kendisinde. Hani çocuğun annesi sonuçta, bunu kaçırmak etmek gibi bir şey yok. Ama bu çocuğa hangi şartlarda bakabilecek? Hani yine kendisi çalışıp çocuğun bakıcıda mı kalacağını? Hani bunları konuşamadık. Bunları burada herkesin karşısında sormak istiyorum. Çünkü bu konuda benim kaygılarım var. Hani, ya 7 yılda oluşturduğunuz şartlar neyse aynı şartlarda yaşamına devam eden ya, yeni bir hayat kurana şey, kadar. Doğrudur. Bence tabii bu yani. Bunu şu an tamam yapıyorsun. Hani evi var, hani eksik bir şey yok. Sadece işe ihtiyacı var. Hani çalıştığı dönem yine çocuk bakıcılığı olacak. Ben buna hani sıcak bakmıyorum. Hani şu şekilde bakmıyorum. Ben de belki çocuğu aldığında çalışacağım. Yani çocuğa yine aynı durum olacak ama bir bakıcı da yerine annem bakacak, işte babaannesi bakacak. Hani aile ortamında böyle üçüncü şahıslar bakmayacak. Hani bu durum var. Peki, tamam benim annem yok, babam yok. Onun gibi yok, arkamda duracak bir ailem oraya yok. Öyle şekilde peki konuşma. Bu hayattaki annem var, baban var, tek çocuğunu bakıcıya bırakıp çalışmak zorunda kalan, mücadele etmek zorunda kalan tek kadın ben miyim? En azından ben mücadele ediyorum. Tamam sen mücadele et, ben buna bir şey demiyorum. Benim çocuğum için kaygılarım var diyorum. Senin annem de var, baban da var. Sadece ben de anneyim, benim de kaygılarım şartları, var. Şartları, kendileri hani farklı durumlarda oldukları için bakabilecek durumları yok. Benim ama kızım benim, bir yaşında, bir yıldır sadece iki defa ablan evime geldi. Yalan değil. Bir defa da erkek kardeşin geldi. Onun dışında seninle ne yaşadığımı dört duvar arasında ikimiz bir de Allah biliyor. Peki o lohusalığım, çocuğuma süt verdiğim dönemde neredeydi senin ailen? Ekmek bulamadığımızda gidip pazar yerinden yerden şunu bunu topladığımızda yediğim içtiğimde neredeydi senin ailen? Sen öyle demiyor söyle. Muydun? Annem babam şu halimizi görse de biraz acısa, biraz benim yanımda dursa demiyor muydun? Bak öyle torunlara değil. Bu haldeyken hatta bunu bile videoya çekmeye kalktın ben seni durdurdum. Sakın dedim böyle bir şey yapma, üzülürler. Bırak dedim onları güvenerek biz bir arada olmadık, evlenmedik. Çalışırız, didiniriz, yine ayakta dururuz dedim. Yalandı. Şöyle söyleyeyim. Ailem... Ben kendi mesafeyi koyduğum için onlar yaklaşamadılar. Ben ne zaman sana mesafe koymuş olabilirler, torunlarına niye koydular? Ne zaman ben dara düştüğümde, bir alo dediğimde koşan insanlar onlardı. Sadece görünür değillerdi. Hani biz görmüyorduk ama etrafımızdalardı. Hani bunu sen de biliyorsun. Hani şimdi ailenin arkanda değil diyemezsin. Sadece biz mesafeyi koyduğumuz için bize yaklaşamıyorlardı. Ben diyordum. Niye koyuyordunuz mesafeyi? Yani bir kadını tercih etmek, aileyi silmek anlamında değil ki.
Şöyle bir şey... Yani niye o dengeyi kuramadınız aslında? Dengeyi kuramadık. En başından beri hani söylediğimiz doğru olmayan şeyler... Hani, yalanlar. Yani yalanlar. Onların zaten karşısında her zaman 1-0 gerideydik. Bunları düzeltemedik. Bu çocuk konusu benim için önemli ama... Dün Ali'ye sen çocuğunu severken bir soru sordum. Acaba dedim hani böyle böyle çift terapisine gitseniz, bir uzman tarafından değerlendirmeye alınsanız, duygularınızı, ilişkinizdeki yaşadıklarınızı anlatsanız acaba bir şansınız olabilir mi diye sordum. Kendisinin cevabını bilmiyorum ama benim cevabım şöyle bir şey. Bizim aramıza üçüncü, dördüncü şahıslar girdiği müddetçe, karı kocanın arasına başkaları girdiği müddetçe o yuva yuva olmaz Esra Hanım. Bunu hem kendim için hem onun için söylüyorum. Tek taraflı söylemiyorum. Üçüncü, dördüncü şahıslar kim? Arkadaş çevresi, aile baskısı bunlar olmamalı. Maddi açı zaten sıkıntı olmamalı. Çünkü insanlar yoklukta da bir şeyler yaşarlar, varlıkta da. Ama karısıyla, evladıyla yaşar. Size bak, hani karı koca değilsiniz. Biz siz birliktelik yaşayan bir çiftsiniz. Hani bir uzmana gittiğinizde gerçekten... bu ilişkinin bir şansı var mı? Benim açımdan yok. Yok. Çünkü biliyorum ki ikimiz bir araya gelsek, desek ki tekrardan toparlayalım, bir şeyler yapalım. Karşımda oturan insan, burada bir savaşın içine girmişiz sanki. Bir eşya var sanki, onu paylaşamıyoruz. Bir çocuk var halbuki. Bir çocuk için aslında oturup iki tane insan konuşup düşünmesi gerekirken... Başka insanlardan aldığımız akılla burada oturuyoruz. Öyle mi? Hayır. Benimle konuşması gerekiyordu. Benimle ne yapacağını düşünmesi gerekiyordu. Evet, ailesidir, yanında olacak. Ama benim de karşımda durmayacaklardı. Ortada bir çocuk var, oturun tekrar düşünün diyeceklerdi. Çocuğu koparmaya çalışalım. Her türlü şeyi deneyelim ama çocuğu alalım biz. Gerisi önemli değil demeyeceklerdi. Çocuk şey hani kaçırmaktır, etmektir. Hani böyle bir durum yok. Şu an bak, senin yerini hiç bilmeyen ablanla baban nasıl oldu da bir gün buldular? Ya konuşmanı hep bastırıyorsun, bak kendini haklı kılmaya çalışıyorsun. Bu yanlış bir hareket. Haklıyım bak, yapma çünkü. Bunu. Biz, ama haklıyım. Yani konuşayım, anlatabileyim ki haksız olup olmadığımı insanlar görsün. Senin tamam, haklı olduğunu görsün ya da. Hani buna müsaade et en başta. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şu an hani bizim yaptığımız, ettiğimiz her şeyi geç. Şu an Zeynep konu olması lazım. Hani, zaten o. Şunu demeye çalışıyorum. Bu çocuğu nasıl bakabileceksin? Hani istiyorsun ya. Şimdiye ben kadar nasıl baktın? Değilim. Şimdiye kadar nasıl baktın? Şimdiye kadar nasıl baktın? Ben çalışıyordum hamilenin döneminde. Hamilelik çocuk doğduğumdan döneminde sonra elbette. 6 ay 7. ayına kadar zaten yine çalışıyordum. Evet. Şu son dönemde belki 3 aydır belki daha fazla bir işsizlik yaşadım. Evet. Hani bunun virüsünü de katarsak içine. Hani böyle bir dönemde. O dönemde de sen bayan olduğun için bulaşık kişidir. Sevgili Ali kişidir. Erman, sevgili Semra Kurt. 7 yıllık ilişkinizde... Birçok şey yaşamışsınız, her türlü yokluğa da göğüs germişsiniz aşkınız için. Ama sizin ayrılma sebebiniz çocukla ilgili gerekli şartları oluşturmayan bir baba ya da bir anne olduğu için siz ayrılmadınız. Siz birbirinizi kıskandığınız için kavga ettiniz ve ayrıldınız. Evet. Sizin zaten bugüne kadar şartlarınız yoktu. Ben bu soruyu niye sordum size, yani bir terapiste gider misiniz diye. Şöyle bir kendi içimizde Hülya'mla da konuştuk, bir hayal kurdum. Nikahınızı kıyarız. Önce resmi nikahlı evli bir çift olursunuz. Bunu istemez miydiniz? Biliyor musunuz? Gelinliğimin bile almıştık biliyor musunuz? Her şeyimiz hazırdı bizim. Ve her şeyi yapmaya hazırdık. Ne oldu? Birdenbire bu kadar kötüye gidecek ne oldu? Yani. Doğru mu Ali? Evet. 3 ay öncesinde nikahınız kıyılacaktı. Yani, burada belki de karı koca olarak oturacaktınız. Evet. Belki öyle olacaktı ama hani... Olmadı. Niye olmadı? Yani anladık ki ikimizi yıprattıkça bu şey yürümeyecek. Yani yıpratıyoruz kendimizi, birbirimizi yıpratıyoruz. Başka bir şey olmadı. Hani o gün sen onları yırtarken sonrasında onları yırttın için pişmanlık duymadın. Duydum. Bu evrakları tekrardan toparlayayım gibisinden bir şey demedin. Hani emin misin? Bunu belki o anda sinirle yaptın ama emin sonrasında misin? Bunu... Hayır. Ben evrakları tekrar çıkartmak için gidip sağlık ocağına bile başvurdum. Ben olmadan nasıl başvuracaksın o yok, evrakları? Yok, çıkarılabiliyor tekrardan. Nasıl? Tekrardan çıkarılabiliyor. Bilmiyorum çıkartılım çıkartılım. Ben, bununla ilgili bir şey söylemedim. Ben sana şu kadar söyleyeyim. Ya bunları yaptım ya diye söyledim. Çıkartırız evrakları çıkartırız ya. Yani evrak çıkarttı hazırlarız onları. Ya şu an sana iş dönümecek noktadayız Esra. Anne çocuğuna bakar. Birikmiş kiralarınız ödenir. Ya maddiyatı geçtim gerçekten hani dönümecek noktadayız. Esra Hanım dönecek şu kadar söyleyeyim hep döndük size. Zaten. Ali artık bu saatten sonra dönmez.
Niye? Yapmaz. Çok basit. Çünkü bir kere ailesi girdi mi bu işin içine, bizim kavgalarımızın, tartışmalarımıza dahil oldu mu? Oldu. Daha da geri dönmez. O yüzden mi ailesinden uzak duruyordu? Kendisi de söylüyordu zaten. Ben mesela bayram oluyordu, diyordum ben bir anneyim, nasıl hasret çekiyorsam senin annen de çekiyor, git diyordum. Yalan desin burada. Ben zorla gönderiyordum onu annesinin evine, elini öp diye. Anneler günü oluyordu. Ben Ali'nin ailesinin kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tanımıyorum ama bu sadece bir öngörü.